Kepe Belediye Başkanı, Antalya'mızın önceki Belediye Başkanı Sayın Uğur, Sayın Bey, Sayın Görgü Dernekleri Başkanları, kıymetli İstişare Kurulu üyelerimiz, 2011'in Kasım'ında başlatmış olduğumuz İstişare Kurulu'na bir müddet bildiğiniz gibi ara verdik. 2013'ün ilk İstişare Kurulu toplantısını yapıyoruz bugün. Değerli konuklar, havanın kıymetini yağmurda ve karda görürsünüz. Bu İstişare Kurulu'nun ve Birlik Orman'ın kıymetini biz 2012'nin Mayıs ayında gördük. 2012 Mayıs ayında sizlerin göstermiş olduğu birlik, dayanışma ve sevgi kültürü yüzler çapına 150 bine yakın insanı çekti. Bu insanların oraya katılımı, oraya gelmeleri kendiliğinden olmuş bir şey değildir arkadaşlar. Sevgi çoban yıldızı gibidir. Çoban yıldızı insanlara yol gösterir fakat yolun sonunda ne olacağını söylemez. Yol sonuna bir bakarsınız ki sevgiyle kat edilen o yolun sonunda müthiş bir beraberlik, çok güzel bir topluluk görürsünüz. İşte biz o gün orada Türk milletinin bir ve bütün olabileceğini, yörüklerin ne kadar değerli toplu olabileceğini gösterdik. Bu anlamda sizler gerçekten ne kadar gurur duysanız azdır. Ama şunlara da dikkat edeceğiz. Bu bir ideolojik harekettir. Bu bir kültürel hareket olur. Bu bir siyasi parti olur. Hatta bu bir sermayedir. Birçoğunuz zaten burada, birçoğunuz demeyeyim de geneliniz iş adamı. Sermayenin zirvesi en tehlikeli andır. Çünkü ölçüşü de böyle güldür güldür olur. Patladan düşüvermez bir sermaye grubu. Onun için bu tür kültür hareketleri veya ideolojik hareketler veya siyasi partilerin çöküşleri de güldür güldür olur ve ses getirir. Onun için aramıza nifak sokmaya çalışanlara karşı bizlerin değerli toplu olması gerekir. Değerli arkadaşlar, bir yiğit 40 yılda meydana gelir. Bu eser 20 yıllık bir sevginin, 20 yıllık bir mücadelenin ürünüdür. Bu mücadelede ilk harcı koyan zat şu anda aramızda. Ben Kemal abiye teşekkür etmek istiyorum huzurlarınızda. İlk derneğe kurduğumuzda bize bir yer gösterdi kendi iş merkezinde. Kiralarını aksatmadan da ödemiştir. Ben Kemal abiye buradan teşekkür ederken sizlerle bir alkış rica ediyorum. Şüphesiz birçok arkadaşlarımız emek sarf ettiler, zamanlarını harcadılar, paralarını harcadılar. Kurucu üyelerimiz var burada, Ömer Şahin, Hasan abi, Hasan teyze kurucu üyemizdir. Bu hareket bu insanların omuzunda yükseldi. Ve bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temeli diye adlandırılmasının, bu milletin geleceği ve bekası diye adlandırılmasının temelinde Antalya'da yakılan bu çoban ateşidir. Buna çağın ateşi de diyorlar. Tabii bunlar da bizim hoşumuza da gidiyor. Bu anlamda baktığımız zaman bu birlik ve beraberliğimizi her şartta korumamız gerektiğine inanıyorum. Göçmen kuşu gibi geziyordu. Ama kültür sevdalısı bir yiğit başkan Hakan Tütüncü bu kültür merkezini bize yapıp verdi. Artık toplantılarımızı burada yapacağız. Eğlencelerimizi veya aylık toplanmalarımız burada olacak. Ben Hakan Bey'e de bir teşekkür ediyorum huzurlarınızda.
Değerli arkadaşlar, baltayı ağaca vurmuş, vurmuşlar, ağaç ses veriyor. Safı diyor, bendedir. Bize zararı biz kendimiz veririz. Allah'ın izniyle bize kimse dışarıdan zarar veremez. Onun için kendi içimizdeki kurtlara dikkat edeceğiz. Bizi kemirmesine müsaade etmeyeceğiz. Onun için hiçbir engel, hiçbir laf, hiçbir söz bizim birliğimizi bozmasın. Bizim birliğimizi en fazla zedeleyenlerden birisi de siyaset. Siyasi hesabı olan insanlar dayanacak bir dağ bulamayınca gördüğü dağı eleştirir. Yani yörüklerin dik duruşu bugün siyasi çevrelerde eleştiri konusudur. Onlar sizin gibi gözükürler, sizin gibi davranırlar, sizin gibi yer, sizin gibi çevre, sizin gibi otururlar. Ama öyle bir kuduna getirirler ki anayı kızına düşman ederler. Onun için kesinlikle o bir takım çevrelerin bu birliğe çomak sokmasına müsaade etmemeliyiz. Siyasete veya başka evlerlere bu denli kurban vermemeliyiz. Ben bütün bu duygularla hepinizi en derin saygılarımla selamlıyorum. 2013 hepimize hayırlı uğurlu olsun.